Diyoruz diyorsak o zaman gidip bunu anlatmayacaksan millete, vatandaşa o zaman ne yaparız? Kardeşim güneşli günlerde bankların üzerinde D vitamini alırız. Öyle oralarda e, emeklerimiz, istirahatlerini yaparlar. Peki. E, esas önemli olan şudur, hakkının peşinden koşacaksın. Madem seçtin, madem oyunu verdin, oyunun hakkını isteyeceksin. Yoksa oy vermeyeceksin. Peki. Dönüyoruz siyasete. Bugün yine Ankara'nın gündemi önemliydi. AKP adaylarını açıkladı. 48 ildeki adaylarını da açıkladı. Ankara onların arasındaydı. Uzun zamandır konuşulan Keçiören Belediye Başkanı AKP'nin Ankara adayı oldu. Mansur Yavaş'ın karşısında aday olarak belirlendi. Dikkat çeken bir başka nokta daha vardı İsmail değil mi? Deprem bölgelerindeki belediye başkanları bazı illerdeki depremden etkilenen bazı illerde belediye başkanlarında değişikliğe gitti Cumhurbaşkanı. Nedir senin yorumun bu değişiklikler, bu 48 ildeki aday belirleme çalışmaları için? Ve tabii ki Turgut Altınok ismi için neler söyleyecek? Şimdi Turgut Bey ile başlayayım. bir kere Turgut Bey Ankara'da AK Parti'nin bulabileceği en iyi Yani hali hazırda Turgut Bey'den daha iyisini bulabilmiş değiller. Çıkarabilmiş de değiller. Ankara İl Başkanı, AK Parti Ankara İl Başkanı da çok hevesliydi, istiyordu. Bir ara sanki şansı arttı gibi göründü. Ancak son kertede Turgut Bey'de karar kıldılar. İl Başkanı da herhalde e, Sincan'da da gösterecekler. Öyle anlaşılıyor. Ben tabii e, aylar önce e, Mamak ve Sincan belediye başkanlarının da adının geçtiğini ama şanslarının düşük olduğunu o zaman söylemiştim. boşun heveslenmesinler demiştim. E, Mamak belediye başkanı Murat Bey biraz kırılmıştı bana. Benim görüşüm değil o AK Parti'nin görüşüydü. Bak oldu. Turgut, Turgut Altınok o günlerden belliydi. Bak işte Murat kurumla aynı değil. Baştan bu yana. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Murat Kurum adı geçen adaylardan biriydi. Dön dolaş karar verildi ama Turgut Bey ilk andan itibaren üzerinde büyük bir ittifakın olduğu adaydı. Şimdi Hatta tabii, İYİ Parti için bile adı geçmişti görüşmeyi düşünüyorlar diye. Geçer normal. Milliyetçi kökenli olduğu için. Şimdi e, Turgut Bey 94'ten beri sanırım belediye başkanı. Çizgisinde de çok öyle yalpalama olmadı. Yani MHP'de başladı. Hatta MHP'de başladı. MHP'de devam etti. AK Parti'ye gitti. Büyük Birliği'ye geçti. Tekrar AK Parti'ye geldi. Yani aşağı yukarı aynı siyasal doğrultuda ilerlemiş. Görüşleri de öyle değişmiş ve başkalaşmış bir siyasetçi değil. Milliyetçi, muhafazakar bir siyasetçi. İkincisi, 30 küsür yıldır belediyeci. Yani herhalde en iyi bildiği o iş, iş odur yani. Baktım bugün 62 doğumluymuş. Belediye Başkan olduğunda demek ki 32 yaşındaymış, erken bir yaşta olmuş. Yani son 30 yıldır Belediye Başkanı. Keçiören'de yaşayanlar onun Keçiören'i değiştirdiğini düşünüyorlar. Öyle söylüyorlar. Ben bilmiyorum öyle. Ama Keçiören'in bugünkü haline onun döneminde kavuştuğunu anlatıyorlar. Bu bakımdan Ankara iki milliyetçi ülkücü adayın rekabetine sahne olacak. Hoş iyi parti de benzer nitelikte bir aday çıkarabilir. Onu henüz görmedik. Tabii. Ancak e, dediğim Şubat üzere O da öyle, öyle diyorlar. Öyle diyorlar ama yapılmış. artık bu yarış e, Mansur Bey ile e, e, Turgut Bey arasında geçecek. Dolayısıyla İyi Parti kimi çıkarırsa çıkarsın e, bu rekabette araya kafa uzatma imkanı yok. E, i̇ki e, CHP ve AK Parti adayının arasında göreceğiz bu rekabeti. Hem ikisi de milliyetçi ve Ankaralı. İkisi de ilçe belediyeciliğinden geliyor. Biri Beypazarı'ndan, diğeri Keçiören'den geliyor. Bir kule ee, davası var ama sanıyorum Turgut Altınok için konuşulan. Ne? Bir kule durumu var Ankara'da yapılan. Bazı evet. iddialar var hakkında. Ama yok yani o kadar bir hükmü yok. Mi bir yok. yok. Hı hı. Ben ya sadece bel altı vuruştan olabilir. Hı hı. O da siyaseten kabul edecek işler değil. Onu da söyleyeyim. Ee, bu husus centilmen bir rekabet olabilir. Fakat ben e, Mansur Bey'in Birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Akşamları fırsat buldukça sokak röportajları da izliyorum. Yani Ankara'ya gidip nabız tutamayacağıma göre Ankara'da yapılan Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında işte yapılan anketlerin görüntülerini izliyorum. Keçiören'de bile yani Turgut Altınok'un Keçiören'de bile, Sincan'da bile ki buralar muhafızakar ilçeler, Mansur Bey önde görünüyor. Bu bakımdan ben Mansur Yavaş'ın daha şanslı olduğu kanaatindeyim. AK Parti'de Turgut Altunok tercih edildi evet ama e, tam AK Parti profili de bir aday değil. AK Parti ile MHP arasında bir aday. Hatta diyebilirim ki İyi Parti'yi de kesebilir yani. O nedenle AK Partililer canı gönülden sürece katılacak mı göreceğiz. Şimdilik e, işte başarılar dilemiş yani kaç çıkmamış olabilirler. E, ama dikkat edersen Melik Gökçek hiç sesini çıkarmıyor. Tabii. Bugün Melik Gökçek'in kara günü. E, çünkü ben daha önce söyledim. E, Melik Gökçek şu dünyada Mansur Yavaş'tan daha çok kimi sevmiyordur? Turgut, Turgut Altınok Sevmiyordur. Ben bugün Melik Gökçek'i Gökçek bugün iki defa aradım. Yorumunu alayım diye. Normalde telefonu ilk aramada, ilk çaldırmada açan insan telefon açmadı. Herhalde bunu soracağım bildiği e, için yani soruya cevap vermek ya da soruyu duymak istemedim. İkincisi bugün bence AK Parti'nin iddialı bir diğer adayı Hakan Tütüncü. Tütüncü, Tütüncü. Tütüncü. Avukat. yani Kepez. Kepez'di. Şimdi Kepez'di. ben tanımam Hakan Bey'i. Hiç görmedim. Ama adını çok duyuyorum. Ben bir dönem Antalya'da çalıştığım Hı. için işler adını çok duyuyorum. Kepez Belediyesi'nde başarılı bir belediye başkanlığı ortaya koydu. Söylene geliyor. Ve orada hep adı gündemdeydi. Yani ee, işte gerçi Menderes Türel öncelikli olarak tercih edildi ama her zaman ikinci kişi olarak Hakan Bey ifade ediliyordu. Hakan Tütüncü. Bu kez e, ismi ilan edildi. Hakan Tütüncü şanslı yani şanssız değil şanslı ama bir şansı da şu CHP'nin Antalya'da henüz adayını ilan etmemiş olması. Antalya'da İYİ e, Parti çıkardı çıkardı. Nesrin Hanım'ı çıkardı. Nesrin Hanım da iyi bir hanımefendi. Eski MHP milletvekili. Şimdi çok uzak bir zaman diliminde kaldı ama hatırlayanlar çıkacaktır. E, 99 yılında meclise iki başörtülü milletvekili girmişti. Birisi, birisi e, işte evet, evet. Fazlet partisinden e, Kavakçı, Merve Kavakçı. Diğeri de Antalya'dan MHP milletvekili Nesrin Ünal'dı, aldı, doktor hanımdı. E, o ikisi, o dönemler büyük bir tartışmanın odağında olmuşlardı. Nesrin hanım döndüğünde açtığı İYİ parti katıldı. Şimdi İYİ partiden. Antalya Belediye Başkan Adayı hayırlı olsun. İyi bir hanımefendidir kendisi. Ancak tabi rekabet burada belli ki Antalya'da yine CHP ile e, AK Parti adayı arasında geçecek. Oraya gelmişken CHP'nin adayıyla ilgili bir CHP'nin adayıyla var mı? ilgili bir itilaf var. Geçen hafta açıklanacaktı. Vazgeçildi.